Belgeselimizin yeni bir bölümünde sizlerleyiz. İlk camimiz Samsun ili Çarşamba ilçesine oldukça yakın. Yeşilırmak'ın kenarında bulunan Ordu Köyü'nün Kılcanlı Mahallesi'nde. Ordu Köyü'nün de içinde olduğu Çarşamba ve Havarisi'nin 14. yüzyılın sonlarında Taceddin oğullarının hakimiyetinde bulunduğu ve Taceddin oğlu Hasan Bey'in Hicri 827, Miladi 1423 tarihinde Ordu Köyü'nü başkent edinip burada bir mescit yaptırdığı şeklinde kayıtlar var. Bu mescidin de Ordu Köyü Camii olması ihtimali çok yüksek. Çağın görkemini yansıtacak şekilde inşa edilen yapı, orijinalliğini günümüze kadar en fazla muhafaza eden ahşap camilerden biri olma özelliğini de taşıyor. Samsun il genelinde ahşap camilerle ilgili oldukça önemli değerlerimiz mevcut. Genel olarak baktığımızda 94 ahşap camimiz il genelinde bulunmakta ve bunların 35 tanesi de özellikle Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca tescil altına alınmış eserler kapsamında değerlendirilmektedir. Samsun genelinde 1200'lü yıllardan başlayarak Cumhuriyet dönemine kadar gelen süreç içerisinde yapılmış çok sayıda camimiz mevcuttur. Temel amacımız süreç içerisinde restorasyona ihtiyacı olanları restore etmek ve yine onları ibadete açık tutarak bunların yaşamasını sağlamak. Bunlar hem dini birer eser olarak günümüze kadar gelmiş olmaları hem de tarihi, kültürel boyutlarının da öne çıkmış olması nedeniyle bizim için önemli ve değerli. Caminin zemini, nemin etkisini önlemek amacıyla iri taşlar üzerine kirişleme tekniğiyle yerden yükseltilerek oluşturulmuş. Oldukça büyük karaağaç cinsi kütüklerin birbirlerine giydirilmesi ve köşelerde geçme tekniğiyle bağlanması sonucu beden duvarlarıyla zemin döşemesi meydana getirilmiş. Orduköy Camii'ne ait bir inşa kitabesi yok. Minaresi ve son cemaat yeri olmayan camide harimi üç yönden U şeklinde kuşatan revak düzenlemesi bulunmakta. Revakla birlikte tek katlı olarak inşa edilen cami, boyutları itibariyle etkileyici bir görüntüye sahip. Giriş kapısının iki yanında duvara bitişik şekilde yapılmış sekiler göze çarpıyor. Birinin daha yüksek olması, o sekinin musalla olarak kullanıldığını düşündürüyor. Çantı tekniğiyle inşa edilmiş olan yapının 3 omuz kırma çatısı Alaturka kiremit kaplı. Erken dönem örneklerinde de gördüğümüz gibi revakları da kaplayan ve dışarı taşan saçaklar yapıya basık ve kütlesel bir hava veriyor. Harime girmek için son cemaat yerinin ortasındaki iki kanatlı ahşap kapı kullanılıyor. Kapının üzerinde basit ahşap oymalar göze çarpıyor. Atnalı şeklindeki giriş kemeri ve yıldız şeklindeki oymaları zarif işçilik örnekleri. Harim duvarlarında ilk kat seviyesinde açılan pencereler göze çarpıyor. Dikdörtgen formlu pencereler, duvar sekileri kesilerek yapılmış. Bir kısmı küçük ve basit birer açıklıktan ibaretken, bazıları çifte kanatlarla muhafaza altına alınmış ve etkileyici ahşap lokmalı şebekelerle kapatılmış. Pencerelerin kafeslerindeki kaliteli ahşap işçilik, menteşelerdeki ve özellikle Mührü Süleyman motiflerinden oluşan madeni süslemeler, Beylik Camii'ne yaraşır bir görüntü sergiliyor. Harim mihraba dik olarak yerleştirilmiş 4 sütunla 3 sağına ayrılmış. Bu direklerden her biri kendi başına bir sanat eseri niteliğinde.
Sütunların başlıklarında yer alan oymalar, caminin diğer tüm ahşap bezemeli yüzeylerinde olduğu gibi eğri kesim tekniğiyle yapılmış. Mihrabın sağındaki birinci sütunun harime bakan yüzeyi selvi motifiyle zenginleştirilmiş. Mihrabın sağındaki ikinci sütunda Samsun ahşap camilerinin hiçbirinde görmediğimiz, ancak İslami dönem mezar taşlarında rastladığımız bir geometrik motif göze çarpıyor. İslam öncesi Orta Asya Türk kültüründe nazar ve sonsuzluk ifadesi olarak kullanılan Mührü Süleyman motifi, o günlerin hatırası ve kültürün devamcısı olarak Ordu Köyü Camii'ni korumaya devam ediyor. Mührü Süleyman motifinin caminin çeşitli yerlerinde kullanılması bölgede gördüğümüz ilk ve tek uygulama. Mihrabın solundaki birinci sütunun üst kısmında her bir cephede olmak üzere oyularak ve kırmızı-yeşil aşı boyasıyla belirlenmek suretiyle oluşturulmuş küfi yazı tarzında formlar var. Gövde ve başlığın birleştiği yerlerde her bir köşede ok şeklinde yivli olarak işlenmiş ağaç sarkıt bulunuyor. Sütun bu özelliğiyle bölgede tek örnek. Mihrabın solundaki ikinci sütun başlığının köşelerinde yekpare oyularak formlandırılmış 4 adet dikme bulunuyor. Ok ve yay uygulaması camiye atılmış ve yok olması imkansız bir imza gibi. Üç yanı dıştan dilimli tahta bordürle çevrili mihrap sade tutulmuş. Kavsarası ise üçgen formda. Mihrabın ilk inşadan sonraya ait olduğu varsayılıyor. Orduköy Camii'nin minberinde mükemmel bir ahşap işçilik kendini gösteriyor. Minber ahşap bezemeleriyle dikkat çekiyor. Minber korkuluğunda ajurlu geçmelerle birbirlerine ve minbere tutturulmuş geometrik bir kompozisyon kullanılmış. Tüm bu detaylar karakteristik bir taşra üslubu. Loş bir havanın hakim olduğu haremin kuzey kısmında dört direğin taşıdığı kadınlar mahfili yükseliyor. Harimde ahşap süslemenin görüldüğü bir başka yer, ortası kıbleye doğru taşan kadınlar mahfilinin korkuluğu. Silindirik gövdeli sütunların kaideleri köşeli. Harime hakim olan ahşap süsleme, mahfilde de altta oyma, üstte ajur olarak görülür. Çatıyı harimin ortasında yükselen yuvarlak kesitli dört direğin taşıdığı ahşap tavan kapatıyor. Yakın zamanda tadilat gören tavanın ortasında, İç içe sekizgenlerden ve Mührü Süleyman motiflerinden oluşmuş bir göbek yer alıyor. Orduköy Camii'nin süslemelerinde beylikler döneminin yerel özellikleri ve Selçuklu döneminin geleneksel ahşap işçiliğini bir arada görüyoruz. Günümüzde bölge halkı tarafından Cuma Camii olarak kullanılan Orduköy Camii, yüzyılların imbiğinden geçmiş yapısıyla duaların semaya yayıldığı bir eşik gibi. Allahu Ekber. Thank you.
bir beyliği temsil eden, ancak bulunduğu köy gibi mütevazi camimizden ayrılıyor ve sizleri farklı bir coğrafyada ama aynı özellikleri taşıyan bir başka camimize götürüyoruz. Rize'ye 44 kilometre, Çayeli'ne ise 25 kilometre uzaklıkta bir dağ köyü olan Ormancık'tayız. Zorlu bir yolculuktan sonra camiye ulaşınca insanın çekmiş olduğu tüm sıkıntılar bitiveriyor. Cami, tarih kokan o ihtişamıyla karşılıyor gelenleri. Camimiz, Ormancık Köyü'nün Mahmutlu ve Geyik mahalleleri arasında yer alıyor. Bölgenin geleneksel ahşap yığma duvarlı kırma çatılı camilerinden biri. Kesin bir kitabesi olmamasına rağmen cami içindeki bir kitabede Hicri 1242, Miladi 1826 tarihine rastladık. Bu tarih kimilerine göre inşa, kimilerine göre ise nakil tarihi. Ormancık Camii gibi, yörenin geleneksel ahşap yığma duvarlı camileri rahatça taşınırlar. Çünkü cami önce Başköy'de bir hanım tarafından yaptırılmış. Daha sonra da caminin haziresindeki bir mezar taşından okuduğumuza göre, hemşirini Zeliha Hanım tarafından şimdiki yerine taşıttırılmış. Yöredeki diğer camilerde olduğu gibi zemin katı bulunan Ormancık Camii eskiden medrese ve mektep olarak kullanılmış. Esas cami bir giriş bölümü ve harim kısmından meydana gelmekte. Giriş bölümü aynı zamanda hayat görevi de yapıyor. Sedirlerde oturulur ve namaz vakti beklenirmiş. Ormancık Camii şimdi sadece cuma namazına gelecek olan cemaatini bekliyor. Bu bölümün üzerindeki mahvil ve saçağını dört ahşap sütun taşıyor. Cami, büyük ölçüde orijinalliği korunarak bugünlere gelebilmiş. Harime ahşap süslemeli ve iki kanatlı bir kapıyla giriliyor. Kapının iki kanadı yekpare tahta olup adeta bir oymacılık şaheseri. Alt kısımda hoş bir ibrik formu dikkat çekiyor. Ahşap oymalar kapının tüm yüzeyini kaplıyor. Kemerli kapının kanadındaki kıvrımdal kompozisyonuna, mihrap nişinin kenarındaki bordür üzerinde de rastlıyoruz. Harime girildiğinde sizi son derece zengin ve hareketli oyma desenleri karşılar. İki katlı ve kestane tahtasından geçme olarak yapılan caminin içi halen orijinal. Benzer tarihi köy camileri arasında en iyi şekilde korunan camideki oymalar, orijinal renklerin üstüne fındık verniği sürülerek korunmuş. Caminin ahşap oymalarla oya gibi süslendiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Ahşap süslemeler, kapı, minber, mihrap ve mahfil üzerinde yoğunlaşmış. Çayeli Ormancık Camii, Doğu Karadeniz ahşap üslubu diye bilinen üslubun, yani Osmanlı ve Barok süsleme sanatı özelliklerinin bir arada kullanıldığı erken tarihli ve önemli örneklerden biri. İbadet mekanı üç cephedeki altlı üstlü ikişer pencereyle aydınlatılmış.
mahfile iç mahfilden bir kapıyla girilir. Mahfili taşıyan ahşap süslemeli sütunlar tavana kadar yükselir. Bu ayaklar geniş kıvrımlı yastıklara oturtulmuş. Mahfil köşkünün alt tarafında yanlarda bulunan sarkıtlardan birinin üstüne isli boyayla caminin hayırsever bir hanım tarafından geçmişlerine rahmet olması niyetiyle yaptırıldığı ifadesi yazılmış. Mahfil köşkü ve diğer korkuluklar tamamen çekme parmaklıklar ve ajur tekniğiyle işlenmişler. Sütun başlarında ise sarkan uçlar var. Mihrap bütün bir ağaç gövdesi olup içi oyularak yapılmış. Mihrap alınlığının üstünde eğri kesim tarzında yapılmış yıldız motifleri dikkat çekiyor. Mihrabın dış çerçevesinde geç devirde yapıldığı anlaşılan boyalı bir bordürü var. Ormancık Camii'nin minberi ağaç işçiliği ve ahşap oyma bakımından döneminin en güzel örneklerinden biri. Minber korkulukları el tornacılığının eşsiz örneklerinden. Gündekari tekniğiyle geçme parçalardan oluşmuş. Kullanılan dövme çini ve kök boyalar minber yan bağlantılarında halen görülebiliyor. Yapılan onarımlarda caminin tavanı ve haremin yan duvarları lambriyle kaplanarak orijinalliğinden uzaklaşılmış. Ormancık Camii'nden ayrılırken dönüp arkamıza baktık. Kestane ağaçlarının arasına gizlenmiş, yeni yerini sevmiş bu küçük camiyi kim bilir daha ne kadar koruyabileceğiz. Korumamız gereken bir başka camimize Merzifon, Abide Hatun Camii'ne götürüyoruz şimdi sizleri. Diğer iki camimizin aksine, Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçiş unsurları taşıyan bu camimizin dış duvarlarıyla minaresinde Horasan harçlı taş ve tuğla kullanılmış. Camimiz, Mustafa Paşa Köyü girişinde eğimli bir arazi üzerinde ve çevreye hakim bir konumda yer alıyor. Dış cephesinde eğimin fazla olduğu bazı kısımlar istinat duvarıyla desteklenmiş. Cümle kapısının üstündeki Cel-i-Sülüs hatlı kitabede Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın annesi Abide Hatun tarafından Hicri 1091, miladi 1680 yılında inşa ettirildiği yazıyor. Harim tabanı orijinal halinde toprak bir damla örtülmüşken, onarımda kırma çatı üzerine kiremit kaplanmış. Çatı aynı zamanda son cemaat yerini de örtüyor. Beden duvarları üst kısımlarda tuğla kirpi saçaklarla çatıya bağlanmakta. Ancak dışa doğru taşan saçaklar çatının net olarak görülmesini engelliyor. Avluya basık kemerli bir kapıyla giriliyor.
son cemaat yerinin merkezinde bulunan harim giriş kapısı bitkisel bezemelerle çerçevelenmiş ahşap kanatlardan oluşur. Kanatların ortasında çıtalı geometrik geçme formları ve aralarında oymalar bulunuyor. Abide Hatun Camii yapıldığı dönemin özelliğini yansıtan, yöredeki diğer camilerde görülmeyen zengin kalem işi süslemeleriyle girişten itibaren sizi etkisi altına alıveriyor. Bu süslemeler 16. 17. ve 18. yüzyıl döneminin bir sentezi olması bakımından önemli bir yere sahipler. İslam sanatının etkisiyle figüre pek yer verilmeyen bu dönemde naturalist çiçekler süslemede önemli rol oynamış. Haremin tavanı ahşap kirişleme sistemiyle örtülmüş. Tüm yüzey çok zengin kalem işleriyle bezenmiş. Hatalı yapılan restorasyonlar sonucu süslemelerin orijinalliğinden uzaklaştığını üzülerek gördük. Zamanın soldurduğu orijinal bezemeler ve bunların yanında restore görmüş parlak renkli kalem işleri tuhaf bir tezat oluşturuyor. Yine de ahşap üzerine kök boyalarla ve kalem işi tekniğiyle yapılmış uygulamaların en güzel örnekleri zamana direnmeye devam ediyor. Tavan kirişlerini destekleyen oymalı ahşap parçaların uç kısımları lale ve yaprak motifleriyle tezyin edilmiş. Abide Hatun Camii'nin mihrabı, dönem camilerinde sıkça rastlayacağımız alçı kaplama yöntemiyle yapılmış güzel işçilik örneklerinden. Mihrap nişi üç taraftan zarif bordürlerle kuşatılarak işleme zenginliği ön plana çıkarılmaya çalışılmış. Minber, mihrabın hemen yanında yer alır. Son onarımlar sırasında eklenmiş ve sanatsal değer taşımayan yeni bir unsur. Harimde alt seviyedeki ilk iki pencere arasında ve duvara gömülü taş konsolların üstüne vaaz kürsüsü yerleştirilmiş. Kürsüye pencerelerin iç kısmından geçilerek duvar kalınlığı içinde yükselen bir taş merdivenle çıkılır. Harimin kuzeyinde tamamı ahşaptan yapılmış dört ayak üzerine oturtulan mahfil bulunuyor. Caminin mahfiline giriş kapısının iki yanındaki duvar içindeki merdivenle çıkılmakta. Mahfilin tavan, konsol ve silmeleriyle müezzin mahfilinin alt kısmı da kalem işi kirişlerle bezenmiş.
Mahvilin harime bakan kısmında ise yaprak ve kıvrımlı dallarla oluşturulan şems motifi yer alır. Harim ve mahfil katındaki tezyinatta kullanılan Rumi ve Hatayi motifler, hem renk hem de bezeme tarzı açısından birbirini tamamlayan nitelikte. Abide Hatun Camii'nin dış cephesini, simetrik olarak dizilmiş iki sıra halindeki 22 pencere kuşatıyor. Pencerelerin tümünde sivri kör kemer kullanılmış. Alt sıra pencerelerinde ahşap pencere kanatları ve basit dökme demir şebekeler varken, üst kattakilerde alçı şebekeler uygulanmış. Caminin düzgün kesme taş bir kaideye oturan minaresi tek şerefli. Minare kaidesinde kullanılan sarımtırak kesme taşlarla, kürsü, gövde ve şerefede kullanılan tuğlaların ahengi göz alıcı. Minarenin konik külahı son tadilatta kurşun levhalarla kaplanmış. Osmanlı döneminin bu nadide eseri, bölge kültürünün bir parçası olarak yaşamaya devam ediyor.